Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz defitinizasyon. Hiç karşılaşmamış olabileceğiniz bir terim. Defitinizasyon nedir? Önce onunla başlayalım. Bazı gıdalarda fitat adı verilen maddeler vardır. Bu gıdalar neler? Mesela buğdayda var, yulafta var, soyada var. Onun dışında baklagillerde de var. Bu fitat adı verilen maddeler iyi bir şey mi? Hayır. Aslında bu saydığım gıdalar bazıları veya çoğunluğu faydalı, birçok faydası olan gıda da olsa içindeki fitat adlı maddeler sebebiyle içinde barındıran minerallerin emilimini engelliyorlar. Yani vücudun bu besinlerdeki minerallerin emebilmesini engelleyen maddeler olarak tanımlayabiliriz fitatları. Fitat maddelerini defitinizasyon işlemiyle azaltabiliyoruz. Bu sayede içinde örneğin demir varsa o demiri, o gıdanın içindeki demiri vücudumuz daha iyi bir şekilde emebiliyor, faydalanabiliyor. Birden fazla defitinizasyon yöntemi vardır. Bunlardan birisi içine enzim katarak, bu bizim konumuz değil çünkü bu enzimleri biz kolay bulamayız. Diğeri ise suda bekleterek. Mesela kuru yemişlerden bademde de fitat vardır. Bademde fitat barındırır ve bademin içinde bulunan mineralleri emebilmesi için vücudumuzun, bu faydaları görebilmemiz için bizim bademi suda bekletmiş olmamız gerekiyor. Yulafın da aynı şekilde bekletilmesi gerekiyor. Faydalarını tam anlamıyla veya daha fazla görebilmemiz için, vücudumuzun bundan faydalanabilmesi için ne kadar süre? 12 saat suda bekletmiş olmamız gerekiyor. Eğer hava sıcaklığı yüksekse veya oradaki evinizdeki ortam sıcaklığı yüksekse tabii ki bozulmaması için veya fazla fermente olmaması için buzdolabında saklayabilirsiniz. Yani suya bastıktan sonra 12 saatlik süreci buzdolabında tutarak geçirtebilirsiniz. Onun üzerine tüketirseniz içindeki fitatlar azalacaktır ve bu sayede içinde barındırdığı minerallerden daha fazla faydalanabilirsiniz. Hoşça kalın.